Şekildeki görüntü, Arduino'nun kendi sayfası üzerinden alınmış olan Arduino Uno kartına ait görüntü. Bu kartı yakından incelediğimiz zaman üzerinde 6 MHz 328P mikro denetleyicisi olduğunu ve 16 MHz'lik bir kristalle çalıştığını görüyoruz. 16 MHz bu kartın saniyede 16 milyon tane aritmetik ve mantıksal işlemleri yapabildiğini gösteriyor. Tersten düşündüğümüzde de 1 bölü 16 milyondan Arduino kartının bir işlemi yapması için geçen süre yaklaşık 62 nanosaniye ya da 1 saniyenin milyarda 63'ü kadar diyebiliriz. Bu çalışmamızda bunu test edeceğiz. Fazla koda girmeden onu inceleyeceğiz. Arduino'nun hızını test etmek için önce örnekler menüsünden bizim Blink uygulamasını açıyoruz. Blink uygulamasını biliyorsunuz. Şuraya kadar silebiliriz. Bunlar bizi ilgilendirmiyor. Blink uygulamasında kartın üzerinde 13 numaraya bağlı olan LED çıkış pini olarak tanımlanıp bu pin 1 saniye boyunca high yapılıyor, LED yanıyor, 1 saniye boyunca da sönük kalıyor. Bunu hemen kartımıza yükleyip sonucunu görelim. Arduino'nun 13 numaralı pinine bağlı LED yanıp sönerken aynı pine bağlamış olduğum frekans ölçer ile de frekans ölçmeye çalışıyorum. Frekans yarım saniye civarlarında olduğu için tabii ölçüm yapılamıyor. Şimdi başka bir şey deneyelim. Delay komutlarını kaldıralım. Yani 13 numaraya bağlı olan LED sürekli olarak yansın, sönsün. Sürekli olarak yansın, sönsün. Hiçbir bekleme olmasın. Hemen bunu Arduino'muza yüklüyoruz. O 147 kHz frekans ölçtük. Neden bu kadar yavaş çalışıyor? Bunun nedenlerinin başında önce şunu söylemekte fayda var. Arduino'nun yine kendi sayfasında Arduino nedir bunun tanıtımı yapılırken yazılımın açık kod olmasının büyük bir avantaj olduğundan bahsetmiş. Ve de demiş ki burada bu dil aslında C++ kütüphaneleriyle kullanılabilir. Ya da istiyorsanız hatta C programlama diliyle de siz bunu yapabilirsiniz. Yani aslında Arduino kullanımı kolaylaştırmak için bizim için bazı yazılımları toparlamış. Ne demek bu? Masa üzerindeki Arduino sembolüne sağ tıklayıp dosya konumunu aç dediğimiz zaman bakın şimdi karşımıza ne gelecek? Bunlar hazır kütüphaneler arkadaşlar. Bizim kullandığımız kütüphaneler. Bizim bu programda kullandığımız sadece bir dijital çıkışı kullanmaktı. Şimdi bu kütüphaneler içerisinde dijital çıkışlar nasıl tanımlanmış ona bakalım. Aşağı doğru çektiğimiz zaman bakın arkadaşlar burada pin mod aslında bir fonksiyon şeklinde tanımlanmış. Ve biz orada bir tek pin mod yazdığımız zaman işte 13 numaralı bacak çıkıştır diye yazdık. Ama aslında Arduino şu kadar satır işlemi yapmak zorunda kaldı. Devam edelim aşağı doğru inelim. Bakalım burada başka ne var? Digital Write var. Digital Write'a bakın. Bu kadar komut. Yani biz 3 numaralı bacağı high yap dediğimiz zaman aslında Arduino arka planda şu kadar işlem yapmak zorunda kalıyor. Ya da Digital Read. Bakın bilmem kaç satır komut var. Yani bizim orada yazdığımız 2 satır komut arka planda bu kadar çok şeyin çalışmasına sebebiyet veriyor. O yüzden de Arduino'nun hızı beklediğimizin çok altında. Peki bunu engellemek için ne yapacağız? Şimdi şunu hemen söyleyelim. Bu projede biz Arduino'yu hızlandırırken sadece dijital giriş çıkışları hızlandırıyoruz. Bahsettiğimiz şey hızlandırabilecek miyiz ya da bahsettiğimiz şey o. Şimdi yine ilk baştaki görsele dönersek burada Arduino kartın üzerinde bacakları görüyorsunuz. Biz şunu biliyoruz. Bir bacak bazen birden fazla fonksiyonlara da sahip olabiliyor.
İşte buradaki MOSI'ler, MISO'lar gibi. Ya da EKG kullanacağımız zaman analog bacaklardan A4, A5'i kullanmak zorunda olduğumuz gibi birden fazla fonksiyonlu bacaklar var. Ama buradaki resme dikkat ettiğimiz zaman burada bakın PD0, PD1, PD2, PD3, PB1, 2, 3, 4, 0'dan 5'e kadar ve PC'ler var. Bunlar Arduino'nun giriş çıkış portları arkadaşlar. Giriş çıkış portları derken buralar Arduino'ya gelen bilgilerin ya da Arduino'dan giden bilgilerin denetlendiği ve daha sonra işleme alındığı portlar. Bu çalışmamızda da biz kod yerine bu portlara müdahale ederek Arduino'nun hızını artırmaya çalışacağız. Arduino'da kullanılan Atmega 328'in datasheet'ine, veri kağıdına baktığımız zaman bacak bağlantılarını görüyorsunuz. Burada da bakın port B, PB'ler görüyorsunuz. PC'ler, port C'ler. Hemen onlara bir bakalım. Bu resimde aklınızda kalsın arkadaşlar. Daha sonra bunu da kullanacağız. Bu çok geniş bir veri kağıdı. Biz bizle ilgili olan kısmına bakalım. Giriş çıkışla ilgili kullanılan 3 tane register var arkadaşlar. Bir tanesi port, bir tanesi DDR, bir tanesi de pin. Bu B portu için böyle, aynen D portu için, C portu için de devam ediyor. Bunları nasıl kullanacağız? Bunların bir kere 8 bit olduğunu hemen söyleyelim. Yani 1 byte uzunlukta. İlk başta DDR register'ından bahsetmek istiyorum. DDR data direction. Yani input mu, output mu? Bunun karşılığı bizdeki pin mod komutu. Pin mod komutu yerine DDR yazılabilir. Hemen bunu örnek üzerinde yazıp diğer register'lara da orada bakalım istiyorsunuz. Unutmayın, 3 tane register'ımız var. DDR, port ve pin. Şunu da hemen baştan söyleyeyim. Pin sadece inputlar için, yani veri okuma sırasında kullanılıyor. DDR ve port hem giriş hem çıkış için kullanılabiliyor. Bu giriş çıkış register'ları register kulak tırmalıyor arkadaşlar. Biz bunu shift register'larda 74RC595'te görmüştük. Dileyen arkadaşlar yukarıdaki bağlantıdan oraya gidip inceleyebilirler. Buradaki kastımız sanki bekleme odası gibi verilerin bir süre tutulduğu yerler. Bahsetmiştik DDR ilk register'ımız DDR Data Direction diye. Data Direction iki tane değer alabilir. Ya çıkış olabilir ya da giriş olabilir. DDR 0 alıyorsa veri girişi var. Bir şeyler okunuyor. Bir değeri ise onun çıkış olduğunu gösteriyor. Peki biz bunu nasıl kullanacağız? Hemen bir tane örnek satır yazdık. DDR-B yani B portunun DDR register'ı. 8 bit yani 1 byte'tan oluştuğunu söylemiştik arkadaşlar. 8 tane giriş var. O yüzden byte türü değişken olduğu için önüne byte yazıyoruz. Ve bu değeri örnek olarak yazmışız. Sıfırlar girişleri gösteriyor burada. Birler de çıkışları gösteriyor. Yani B0 ve B2 giriş, diğer tüm bacaklar, bu port üzerindeki diğer tüm bacaklar çıkış bacağı olarak düşünülmeli. İkinci register'ımız port. Portun aldığı değerler bu DDR'nin değerine göre değişiyor. Bu ne demek? Eğer herhangi bir bacağınız girişse portun 0 ve 1 olmasına göre pull-up dirençli ya da dirençsiz olabiliyor. Bu niye pull-up var da pull-down yok? Hatırlıyorsanız veri kağıdında bu sayfaya yine döneceğiz demiştik. Atmega 328 herhangi bir dijital bacağının fiziksel yapısı böyle resmedilmiş. Bakın yapısal olarak zaten içinde bir tane pull-up direnci var. Pull-up direnci onu artı 5 volt hattına bağlayan direnç. Bu direncin burada olması bize bu kodu yazabilme seçeneği sağlıyor. Eğer veri çıkış verisi ise portun aldığı değerlerde o çıkışın low mu high mı olduğunu gösteriyor. Sıfırsa low, bir ise high. Hepsini toparlayacak bir örnek yapalım. Bu zaten biraz önceki örnek B0 ve B2'nin çıkış değerlerinin giriş olduğunu gösteren register. Burada şunu hemen söyleyebiliriz. Bakın bu byte değişkeni. Bunu biz ondalık sisteme çevirirsek hatırlıyorsanız 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ve 128 de çarpan şeklinde bunu açıyorduk. Yani şu anda bu örnekteki şu sayının ondalık karşılığı 5. Byte değişkeni yerine decimal 5 yazsaydık da bu arkadaş bunu anlıyor
ve sadece 0 ve 2 numaralı girişlere çıkış yapıyor. Neyse bir sisteme dönelim. Şurada 8 tane çıkış B0, B1, B2'den B7'ye kadar burada gösterildi. Söylemiştik zaten sadece 0, B0 ve B2 çıkış. Bakın onları zaten kırmızı renkli yaptık. Diğer tüm pinler, tüm bacaklarda giriş. Yalnız burada şu giriş olmasına rağmen port B1 olduğu için bu pull-up'lı bir giriş. Bir de şurada var bir. Bu da bir giriş ama pull-up direnci olduğunu gösteriyor. Şunlar pull-up dirençli girişler. Diğerleri pull-down'da kullanabilirsiniz, pull-up'ta kullanabilirsiniz. Peki biz bunların Arduino'nun hangi bacaklarına bağlayacağız? B portu nereye? Hemen yine ilk baştaki resmi büyütüp buraya getirdim. B portu bakın Arduino'nun 8 numaralı bacağından başlıyor ve 13'e kadar gidiyor. Ama P5'te bitti. Hani bu 8 bitti. Register'lar 8 bit ama Arduino'nun toplam 20 tane çıkışı var. Ama 3 register 24 çıkış yapar. P6 ve P7'yi kullanamıyorum. B portu için konuşuyorum. Buradaki değerleri veremiyoruz. Bizim şuradaki örneğimize göre B0 ve B2 çıkış. Hatta B0 çıkış değeri de 0. B1'in çıkış değeri de 1. Diğer tüm bacaklarda giriş. Bunlardan da iki tanesi, şu iki tanesi pull-up'lı. Diğerleri ise normal girişler. Bunu hemen bilinç üzerinde bir deneyelim. Az önce Arduino'ya yüklediğimiz blink komutu arkadaşlar. Yaptığımızı hatırlayalım. Delay komutlarını iptal ederek, bunu da buradan silmişiz aslında önemli değil. Delay komutlarını iptal ederek LED'in sürekli olarak yanıp sönmesine baktık ve 147 kHz civarında bir hız ölçmüştük. Şimdi yeni öğrendiklerimizle kodumuzu yeniden yazıp derleyelim ve bakalım hızda bir değişiklik olacak mı? Önce pin mod 13 numaralı pinin output olduğu, çıkış pini olduğu tanımlanmış. Biz bunu DDR komutu ile yazabiliriz. Hemen DDR diyorum. Ama 13 numaralı pin acaba hangi portun kaçıncı bacağı idi? Arduino'nun kendi sayfasındaki resme göre 13 numaralı pin B portunun 5. bacağı. O zaman B portunun 5 numaralı çıkışı. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Şu anda yaptığım şey B portundaki 13 numaralı bacağın çıkış olması, diğer tüm bacakların giriş olması. Pin mod yerine bu kod bana yeter. Şimdi loop'ta önce LED'i yakmışız. LED'i yakmak için kullanacağım register port. Port B diyorum yine çünkü B portundayız. Tüm çıkışları 0 yapacağım. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sonra da aynı portun sadece 5 numaralı çıkışını 1 yapacağım. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bu kadar arkadaşlar. Blink uygulamasının portları manipüle edilerek yazılmış hali bu. Bakalım çalışacak mı sistem? Evet, yükleme tamamlandı arkadaşlar. Frekansı fark ettiniz mi? 1,6 GHz seviyelerinde. Portlara müdahale ederek yaptığımız zaman Arduino'yu en az 10 kat daha hızını arttırmış olduk. Bir şeye daha dikkatinizi çekeceğim. Bakın soldaki Blink uygulaması 734 byte kullanmış. Aynı program aynı şekilde çalışıyor ve 456 byte. Arduino'nun hızını 10 kat artırıyoruz. Hem de Arduino'da kullandığımız hafızanın değerini azaltıyoruz. Ama şu ana kadar fark ettiyseniz biz 2 tane register kullandık. Dijital giriş örneği yapmadık. Sadece veri girişinde kullanılan pin register'ını gösterebilmek için yine basit bir düzenek hazırladık. 2 numaraya bağlı olan butona basıldığı zaman 5 numaraya bağlı olan LED yansın. Yalnız burada bir şey dikkatinizi çekiyorum. 2 numara normalde 5 volt hattına çekildi. Yani 10 kilo ohmluk bir pull-up direnci kullanıldı. Bunu da kodda pull-up'u göstermek için yaptım. Şimdi bu devreyi çalıştıracak koda bakalım. 5 numaralı
pinin led pini, 2 numaralı pinin buton pini olduğunu belirledik. Bu pinlerden led pininin çıkış, buton pininin giriş olduğunu tanımladık. Burada da buton pininden okunan değeri eğer 0 ise led'i yaksın, değilse led'i söndürsün. Neden 0'ken yanıyor? Çünkü biraz önce devrede gösterdim. Ben buton pinini 10 kilo-ohmluk dirençle 5 volt hattına çektim. Yani pull-up direnciyle bağladım. Şimdi bu devreyi yükleyip çalışıp çalışmadığını bir kontrol edelim. Evet, yükleme tamamlandı ve sistemimiz de gayet güzel çalışıyor. Butona bastığımız zaman LED'imiz yanıyor. Bu şu anda hafızada 892 byte yer tutmuş. Şimdi bunun karşılığında bakalım biz portlara nasıl müdahale edeceğiz. Pin mod fonksiyonu DDR idi. 2 ve 5 numaralı bacaklara bakalım. Yine D portunda D2 ve D5 portları bu iş için kullanılıyormuş. DDR ile biz giriş mi çıkış mı olduğuna karar veriyorduk. 5 numaralı pin çıkış pini olduğu için sadece 5 numarayı 1 yaptık. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pull-up direnci kullandığım için 2 numaralı girişte bakın 1 yaptım. Girişlerde 1 pull-up dirençli, 0 yaparsan pull-up ya da pull-down yapabiliyordunuz. Şimdi artık devremizdeki 10K'yı da söksek artık bu devre normal çalışacak. Sonra gelelim değer okumamıza. Şimdi pin D, D'deki değeri okuyor ama D portunda 8 tane giriş var. Hangi pine basarsam LED'in yanması gerekir. Dolayısıyla ben pin D'de basit bir işlem yapacağım. Buna bitwise işlemi deniyor. Ben 8 bitlik 1 byte değerinde bir tane sayı tanımladım. Bu sayıda sadece ikinci giriş 1, diğerleri 0. 0 nasıl olsa yutan elemandı. Şu da V işlemi. V işleminde 0'la çarpılan tüm değerler 0'a gidiyor. 1 ile çarpıldığı zaman pin D'de okunan değer 1 ise 1, 0 ise 0 olsun. Yani şu işlemi yapmamın amacı aslında 2 numaralı giriş hariç tüm girişlerden okunan değerlerden kurtulmak. Daha sonra yine byte cinsinden bir değişken tanımladım. Buradaki A diye tanımladığım byte değişkeninin sadece 0, 1, 2, 2 numaralı değeri okunuyor. Bu değer 0 ise LED yanıyor, değilse LED sönüyor. Bu kodumuz da bu kadar. Hemen bunu da yükleyelim. Bakalım çalışacak mı? Dediğim gibi burada artık 10 kilo-ohmluk dirence ihtiyaç yok. Evet, sistem aynen çalışıyor arkadaşlar. Bu programların hafızada kapladığı yerleri de yine kontrol edelim. 892 byte normal Arduino kodlarıyla yazdığımız portlara müdahale ettiğimiz zaman 464 byte kullandık ki neredeyse yarısı kadar bellek işgal ettik. Şurada yaptığımız bitwise işlemler için ayrıntılı bilgi aşağıdaki linkteki sayfada anlattım. Burada çok fazla uzadı video. Onun için eklemedim. Biraz uzun bir video oldu ama bir şeyler anlatabildiysek ne mutlu bizlere. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.